İyi akşamlar değerli izleyenler. GRT TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhur İttifakı'nı oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri, belediye başkan adayları, her iki partinin il teşkilatları düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajı verildi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri, belediye başkan adayları, her iki partinin il teşkilatları düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının açılış konuşmasını yapan MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Cumhur İttifakı'nın tüm terör örgütlerine karşı birlik olup dimdik ayakta durduğunu belirtti. Bütün bu saldırıları ve hamleleri bertaraf eden Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız, ki o zaman sadece Cumhurbaşkanımızdı, bir irade koyarak 16 Nisan referandumuyla Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak geniş ve hummalı bir çalışmayla bir referandum değişikliği hazırladılar. İki parti heyetlerinin uzun süren emekleriyle, iyi niyetle hizmet etmek için, Türkiye'yi ileriye taşımak için uzun emekler ve gayretlerle oluşan bu çalışmanın neticesinde referandum Türk milleti tarafından evetle kabul edilerek Türk milleti bu iki liderin ittifakını bağrına basmaya başlamıştır. Cumhur İttifakı'yla, Cumhur İttifakı adaylarıyla bu seçimin sonuçlarını Türk milletinin menfaatlerini her şeyin önünde tutmak üzere hedeflediği bir seçim programı oluşturdu. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin daim olacağını vurgulayan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise 31 Mart'ta ittifakın tüm adaylarının seçileceğini söyledi. Karşı zillet, illet ittifakına ders olur, örnek olur. Bizim amacımız bir, hedefimiz bir, onun için çok kuvvetli bir çırakımız var bizim. Bu birlik beraberlik daim olacak inşallah. Bakın, dünyanın öbür ucunda 16.500 kilometre uzaktan Türkiye'ye mesaj veriyorlar. Canımıza saldırıyorlar, hedef Türkiye. Neden Türkiye? Coğrafyasında, bölgesinde kuralları koyan bir ülkeyi kimse istemiyor. Ve bu 40 benzemesi de bir araya getiren hep onlar. Bize mesaj vermek istediler. Ama bu birlik beraberlik daim olduğu sürece inşallah hedeflerine, amaçlarına varamayacaklar. Bir olacağız kardeşler, beraber olacağız. Bu birlik beraberlik inşallah 31 Mart akşamında Cumhur İttifakı'nın tüm adaylarının firesiz şekilde 10-0 olarak seçilmesiyle son bulacak. Son olarak sözü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aldı. Cumhur İttifakı iman ittifakıdır. Cumhur İttifakı inanç ittifakıdır. Cumhur İttifakı milli irade ittifakıdır. Cumhur İttifakı ahlak ittifakıdır. Cumhur İttifakı ışık ittifakıdır. Cumhur İttifakı ümmet ittifakıdır. Hem de zillet ittifakına karşı ümmet ittifakıdır. Söz konusu vatansa gerisi teferruat ittifakıdır. Çünkü bizim ittifakımız akşamdan sabah olan bir ittifak değil. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Bizim bu mücadelemiz Alparslan'ın Malazgirt'e girdiği mücadelenin aynısıdır. Fatih Sultan Mehmet'in fethi mücadelesidir. Selahattin Eyyubi'nin mücadelesidir. Bu mücadele dar ağacına giderken imanla giden rahmetli Menderes'in mücadelesidir. Bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar olan bir gençlik istiyoruz diyen rahmetli Özal'ın mücadelesidir. 50 yıl önce bu kadar zor coğrafyada, son 50 yıla Türk siyasi tarihine bakın, bu kadar dalgalı, bu kadar hesabın olduğu yerde dik dik duran rahmetli Alparslan Türkeş'in mücadelesidir. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan da Gaziantep'e geliyor. Emine Erdoğan 21 Mart'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Bir yıl sonra bu güzel Engelsiz Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçireceğiz. Herkes hayat bulacak. İşitme engellisinden zihinsel engellisine gelecek meslek atölyeleri,
yapmak istediği her şeyi kafelerle bu güzel yeşil ortamın içerisinde hayatını dokunacağız ve onların fırsat eşitliğini artıracağız. Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği projelerle büyük takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi yine örnek olacak bir projenin açılışını 21 Mart Perşembe günü yapacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde işitme, konuşma ve zihinsel engellere yönelik özel eğitim bölümleri farkındalık oluşturuyor. Merkezde hastaların tedavisinde atların ve suyun kullanılacağı terapi yöntemlerinin yanı sıra otizm ve demans hastalıkları için dizayn edilen odalar dikkat çekiyor. Gaziantep'te polis ekipleri belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için kurdukları kamera sistemiyle sokağı gözetledikleri ortaya çıktı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de desteğiyle Gaziantep'teki Vatan, Hacı Baba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzel Vadi mahallelerinde belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ise uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için kurdukları güvenlik kamerayla sokakları bile gözetledikleri ortaya çıktı. Ekipler uyuşturucu tacirlerinin aldığı tüm güvenlik tedbirlerine rağmen girdiği adreslerde didik didik arama yaptı. Yatak ve koltuk altlarında gizli bölmelere kadar her yeri arayan ekipler bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirirken uyuşturucu madde satışından elde edilen 900 lira para, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve tabancaya ait fişeklere de el koydu. Yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Bir kaza haberiyle devam edelim sevgili izleyenler. Virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk, 5 kişi de yaralandı. Gaziantep'ten Kilis'e seyir halinde bulunan Mustafa Aydoğdu idaresindeki otomobil Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Kilis yolu bağlantı noktasında virajı alamayarak takla attı. Sabah saat 4 sıralarında meydana gelen feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Nazlı Salih Deliçay'sa kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nazlı Salih Deliçay'ın yaralanan iki çocuğu Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı otomobilde bulunan 3 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Değerli izleyenler, Gaziantep'te otomotiv sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Koloman Peugeot'un yeni ticari aracı Rifter'ın lansmanı yaptı. Lansmana çok sayıda davetli katıldı. En güncel tasarım diline sadık görünümüyle dikkat çeken yeni Peugeot Rifter, Gaziantep'te Koloman Peugeot'a düzenlenen lansmanla görücüye çıktı. Çok sayıda davetlinin katıldığı lansmanda Koloman Peugeot Genel Müdürü Serdar Gürbüz ve Satış Müdürü Cihan Özdemir katılımcılarla tek tek ilgilendi. Araç hakkında bilgi veren Peugeot Genel Müdürü Serdar Gürbüz, tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen yeni Peugeot Rifter'ın modüler ve pratik yapısıyla çok yönlü kullanım özelliklerini sergilediğini söyledi. Geçen sene Koloman Holding iştirakı olan Mondo Otomotiv firması altında Peugeot yetkili valiliğini aldık. İlk bizim Mercedes markasından sonraki ilk markamız Peugeot. Bunun yanı sıra yine Monde Otomotiv olarak İstanbul'da ve Türkiye genelinde DS markasının da Türkiye ekskluziv valiliğini aldık. İstanbul'da yerimizi açtık. O da Türkiye genelinde başka valilikler açacağız. Bugün burada olmamızın sebebi yeni ticari aracımız Rifter. Daha önceki partner aracımızın Türkiye'deki başarısının arkasında Rifter modelini getirdik. Şu anda getirilen gördüğümüz araç normal ticari konseptte SUV özellikleri kazandırılan bir araç. Arabayı incelediğinizde de zaten bunları görürsünüz. Esasında lansman fiyatı geçerli. Hem lansman fiyatı hem de lansman ayrıcalıkları geçerli. Şu andaki fiyatların yanında 50.000 TL'ye sıfır faiz kampanyamız var. Bu belli bir süreli olacak lansman süresinde. Ayrıca 2 yıl garanti süresi
3 yıl olarak yeni araç alanlara sunuyoruz. Bunun yanı sıra da takas desteklerimizde de rekabetçi olarak hem Peugeot araç kullanıcılara daha fazla imtiyaz ve avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Hem de diğer marka araçların takasında çok uygun takas fiyatlarımız var. Yeni Peugeot Rifter'in 114 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu söyleyen satış müdürü Cihan Özdemir de açıklamalarını şöyle sürdürdü. Peugeot tüm Türkiye geneli saat 14'te tüm bayilerde lansman düzenliyor. Biz de Antep bölgesinde ürünümüzü tanıtmak amaçlı organizasyonumuzu planladık. Yeni Peugeot Rifter segmentinde öncülük edecek bir araç. Birçok yenilikle birlikte hem SUV görünümü hem otomobil konforunu birleştiren bir kombi olarak tanımlıyoruz. Birçok yeniliği de teknolojik anlamında segmentinde şu an lanse ediyoruz. Kullanıcılarımızın inşallah hoşuna gidecektir. Şu an için başlangıç fiyatlarımız 114 bin seviyelerinden başlayacak. Aksesuar ve motor seçeneklerine göre 155 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bugün özel, lansmanı özel şu an 5 bin lira ekstra ek indirimimiz mevcut. Eğer talep eden müşterilerimiz olursa 50 bin 12 ay sıfır faiz mevcut. Öncelikli olarak bu segmentte SUV görünümlü olması, aynı zamanda otomobil konforunu beraberinde getirmesi bu aracın en temel özelliklerinden bir tanesi. Özellikle kullanılan teknolojiler anlamında MP1 dediğimiz yani farklı ürün gamına çok yakın bir araç, farklı bir platform kullanılıyor. Hem otomobil konforunu beraberinde getirecek hem de 1000 kilograma kadar arkada yük taşıma kapasitesine sahip bir platform olacak araçta. Ayrıca birçok teknolojik özelliği beraberinde getirecek. Kablosuz cep telefonu şarj, anahtarsız giriş çalıştırma, 8 inç dokunmatik ekran ve 180 derecelik geri sürüş kamerası, grip kontrol gibi birçok segmentinde olmayan teknolojileri bu ürün gamında göreceksiniz. Görüntüsüyle fıstığı, tadıyla bademi andıran Brezilya cevizinin kilosu çeyrek altınla yarışıyor. Zayıflamak için tercih edilen Brezilya cevizi 350 liradan satılıyor. Görüntüsüyle fıstığı, tadıyla da bademi andıran bu ceviz türü fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Kilosu 350 liradan satılan Brezilya cevizinin 100 gramlık paketleri 35 liradan satışa sunuluyor. Paketlerde ise yaklaşık 30 adet ceviz bulunuyor. Selenyumun doğalgazı olarak bilinen Brezilya cevizi oluşturduğu tokluk hissiyle dünya genelinde zayıflama ve obeziteyle mücadele için yoğun olarak tüketiliyor. Amazon ormanlarındaki metrelerce yükseklikte yaygın olarak yetişen Brezilya cevizi çok fazla bilinmese de Türkiye pazarında da yer alıyor. Kanserden saç dökülmesini önlemeye kadar birçok sağlık sorunu içinde tüketilen Brezilya cevizini bulmak da kolay olmuyor. Antep fıstığının yetiştirildiği ve tüketildiği Gaziantep'te Brezilya cevizini satan tek kuru yemişçi ise Abdullah Koçak. Brezilya cevizi şu an en çok zayıflamada kullanılıyor. Tokluk hissi veriyor. Kimsenin bilmediği bir bitki. Kimsenin bilmediği bir ürün. Şu an en çok obezite hastaları kullanıyor bu cevizi. Onun dışında saç çıkartmaya kadar yarayan bir ceviz. Şu an yok satıyoruz yani yeni gelen ürün olmasına rağmen gayet güzel de satışı var. Kilosu şu an şu şekil 100 gram paketlerde var. Bu 30 ile 35 lira arası satıyoruz. Brezilya cevizi Brezilya'dan ithal ediliyor. Fiyatı da 350 lira. Yani şu an çok kimse de bilmiyor bunu. Tabii ki de yani faydası bir de bunun kuatır hastalığına çok faydası var. Hatta bir tane Batman'dan müşterimiz vardı. Bunu obezite olan bir çocuğu varmış. Ona aldı. Batman'da bulamadığı için Antep'e gelmiş. Antep'te bizde buldu bu ürünü. Ve şu an çocuğuna giydirmiş bunu. Faydasını görmüş. Bir ay sonra bizi aradı. Çok teşekkür ederim dedi. Bu hastalığa çok faydası oldu. Obezite hastasıydı çocuğu da. Gerçekten de bize teşekkür etti. Çok faydası olduğunu söyledi. Yani biz de bundan yaklaşık kendisine 5-6 paket vermiştik. Şu an tekrar sipariş verdi bize. Yani bu gerçekten Brezilya cevizinin şifa kaynağı çok.
Bu haberimizle birlikte bülteni burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.